Merhabalar. Din çok karmaşık bir olgu, çok yönlü bir olgu. Ama aynı zamanda din çok dinamik bir olgu. İçinde bulunduğu şartlardan, zamandan etkilenen ve içinde bulunduğu şartları ve zamanı etkileyen bir olgu. Tabii şu anda bulunduğumuz zamanlar çok özel zamanlar. Günümüz dünyası modern dönem kavramsallaştırmasıyla ifade ediliyor. Bazen de postmodern durum olarak ifade ettiğimiz kavramsallaştırmalarla karşı karşıyayız. Şimdi tabii modernite kavramı, postmodernite kavramı sadece içinde bulunulan zaman dilimini ifade eden kavramlar olarak kullanılmamakta. Aslında var olan durum bundan daha fazlasını ifade ediyor. Neyi ifade ediyor? Günümüzde meydana gelen zihinsel değişimleri, kültürel değişimleri, teknolojik değişimleri, felsefi değişimleri, dini değişimleri hepsini ifade edebilmek için modernite ya da postmodernite şeklinde kavramlar kullanıyoruz. Modern zamanlar, modern dönemler çok hızlı değişmelere sahne oldukları için daha önce insanlığın hiç yaşamadığı şeyler bunlar. Doğal olarak bu din alanını da etkiliyor, dini tecrübe alanını da etkiliyor, dini tecrübe üzerinde bir takım psikolojik, bir takım entelektüel, bir takım sosyal yaklaşımlar oluşturuyor. Yani modernite aslında dini tecrübenin algılanışını, tecrübe edilişini etkiliyor, değiştiriyor ve dönüştürüyor. Ondan dolayı dini tecrübenin anlaşılması modernite ve postmodernite ile olan ilişkide ortaya çıkan bazı soruların farkında olunması açısından önem taşıyor. Şimdi tabii modernite ya da modernizm dediğimiz hadise az evvel ifade ettiğim gibi bir anda ortaya çıkan bir durum değil. Belki son yüzyılların en büyük değişimlerini içinde barındıran çok kapsamlı bir kavramdan bahsediyoruz. Şimdi moderniteye baktığımız zaman modernizmin arkasında belki kökünü işte 15. yüzyılın sonuna kadar götürebileceğimiz yaklaşık bir 400 yıllık bir zaman dilimi var aslında karşımızda. Bu uzun zaman diliminde bugünkü konumuz açısından 3 temel değişimin gerçekleştiğini görüyoruz. Birincisi 15. ve 16. yüzyıllarda gelişen Rönesans tecrübesi. İkincisi 16. yüzyılda gelişen Protestan reformu, 17. ve 18. yüzyılda gelişen aydınlanma tecrübeleri. Şimdi Rönesans, reform ve aydınlanma üçü birlikte bugüne kadar gelen, yani bugün teknoloji dediğimiz, bugün internet dünyası dediğimiz, dijital devrim dediğimiz, bilişsel devrim dediğimiz, ne varsa yani aklımıza gelen ne varsa aslında hepsinin önünü açan, bunları dinamikleyen üç büyük gelişmeden bahsediyoruz. Şimdi bunlar, modernitenin bu üç gelişimi bize iki önemli şeyin altını çiziyor. Birincisi
hakikatin evrenselliği, yani gerçeğin evrenselliği iddiası var. İkincisi ise dünyanın merkezinde insanın oluşu, bireyin oluşu. Yani bireyi dış dünyadan tamamen bağımsız bir şekilde kendi başına var olan bir gerçeklik olarak değerlendiriliyor. Ve tabii bilim içinde bulunduğumuz dünyayı anlamada, daha doğrusu bu dünyada yaşamak için bilimi esas alan bir başka anlayış da gene bu dönemde ortaya çıkıyor. Zaten bugünlerde bir korona virüsü pandemisiyle karşı karşıyayız. Mesela kimse aslında dinlerin, felsefelerin, ideolojilerin ne söylediğiyle bugünlerde çok ilgilenmiyor. Bugünlerde mesela herkesin ilgilendiği şey bilimin bu konuda ne söylediği, laboratuvarlardan gelecek işte korona tedavisiyle ilgili bir ilacın ya da bir aşının bulunduğuna dair bir haberin gelmesini bekliyor. Yani insanlık aslında bu korona virüsü pandemisiyle beraber bilimin önemini tekrar hatırladı, tekrar fark etti diyebiliriz. Yani modernitede de bilim çok önemli bir değer, çok önemli bir yaklaşım. Şimdi zaten bilim merkezli bir felsefe modern dönemin zihniyetini yansıtsın diye işte pozitivizm şeklinde bilimi merkeze alan bir felsefenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve tabii bu gelişmelerle beraber modern dönemde şöyle bir durum var. Hayatlarımız tarihin hiçbir döneminde olmadığı gibi teknolojik hale geldi. Yani kültürümüz, yaşam tarzımız, bütün bunlar çok yoğun bir teknolojik ürünlerle doldu. Biz teknolojiyle yaşayan bir insan nesli haline geldik. Şimdi tabii bu modernitenin bilimi, teknolojiyi, insanı ve hakikatin gerçekliği gibi temel yaklaşımlarını eleştiren yeni bir akım ortaya çıktı. Bu akım moderniteden belki kopuşu değil ama modernite eleştirisi üzerinden daha farklı bir bakış açısı bize sunmaya çalışan bir yaklaşım. Bu da postmodernite. Şimdi tabii bütün modernitenin ve postmodernitenin fikirleri ya da değerlendirmeleri din alanını, dini tecrübe alanını da çok ciddi bir şekilde etkilemekte. Şimdi şöyle bir ilişkiden bahsedelim. Az evvel modernitenin hakikatin evrenselliğinden bahsettiğini ifade etmiştik ve hakikatin, doğrunun, gerçeğin ancak araştırmayla, işte deneyle, araştırmayla, deneyle, gözlem ile bulunabileceğini ve bu araştırma, bu inceleme sonucunda büyük bir anlatının oluşturulabileceği şeklinde bir yaklaşımı var. Şimdi tabii bu şöyle bir tarafı var. Dine diyor ki modernite, sen
hakikat iddiasında bulunuyorsun, daha doğrusu kendinin, bizzat kendinin hakikat olduğunu söylüyorsun. Ben ve hakikat dediğin şeyin gene kendi geleneğin içerisinde bulunacağını iddia ediyorsun. Ben bu hakikatin dinin dışında, dini geleneğin dışında bilimde, araştırmayla, incelemeyle bulunabileceğini söylüyorum. Bu şekilde dinin hakikat algısının dışında yeni bir hakikat algısıyla karşı karşıyayız. Şimdi tabii postmodernitenin, postmodern durum dediğimiz şeyin en önemli özelliği belki de büyük anlatıları reddetmesi. Yani büyük anlatının olmadığını söylüyor. Daha doğrusu bütün gerçeklik dediğimiz her şeyin belirli tarihsel ve kültürel kontekste belirli bir amaç için var olduğunu söylüyor. Şimdi bu şu demek, yani bir toplum için doğru ve hakikat olan bir şeyin bir başka toplum için geçerli olamayacağı fikrini ifade ediyor. Bu da şu demek aslında, dinin hakikat adına bir büyük anlatı olarak kendisini sunması, bütün zamanlarda, bütün kültürlerde, herkes için geçerli olan bir hakikat olarak dinin sunulması, postmodernite açısından sorgulanan bir durum. Yani dini tecrübe dediğimiz şey aslında belirli tarihsel ve kültürel şartlar içerisinde oluşan ve o zaman ve mekan şartları içerisinde belirli amaca hizmet eden ya da onun için var olan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani postmodernite hakikat kavramının bizzat kendisinin aslında belki bir kurgu olduğunu, hakikat değil, hakikatlerden bahsedilebileceğini ve işte her şeyin üstünde, her şeyi açıklayan büyük anlatılar, bunun adı din olabilir, ideoloji olabilir, felsefe olabilir, dünya görüşü olabilir. Bunların hiçbirinin aslında büyük anlatı oluşturmaya yeterli olmadığını bize söylüyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. Eğer hakikat belirli bir zaman ve mekan şart içerisinde şekillenen, oluşan bir şey ise, o zaman o hakikat diye kurgulanan şeyin arkasındaki tarihsel ve kültürel, sosyal şartların ne yapılması lazım? Yeniden kurgulanması lazım. İşte buna deconstruction dediğimiz yeniden deconstruction dediğimiz yaklaşım aslında. Şimdi bu şunu da aslında bu gündeme getiriyor. Din dahil bütün insani bilgilerin aslında büyük ölçüde içinde bulunan zaman mekanın güç ilişkileriyle yakından ilgili olduğunu, bu güç ilişkilerini
kontrol ilişkilerini çözmeden belki din dahil insani tecrübenin anlaşılmayacağını bize söyleyen bir yaklaşım. Şimdi bir diğer önemli nokta belki bu bağlamda modern dönemde insan çok önemli olarak anlaşıldı. İnsanı merkeze alan bir felsefe ortaya çıktı. Biz bu felsefeye hümanizm adını veriyoruz. Şimdi modernite biraz soyut bir birey, soyut bir insan tasavvuruna sahipti. Postmodernite ise bireyin, insanın ancak içinde bulunduğu sosyal ve kültürel şartlar bağlamında anlaşılabileceğini bize söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Yani dindar dediğimiz insanın aslında o dindarlık, dindar kişilik, dindar kişi, dindar birey dediğimiz kişinin anlayabilmek için sosyal ve kültürel şartların ön plana çıkarılması gerektiği. Şimdi burada artık doktrin, burada gelenek ön planda değil. Burada yani siz doktrin ile, gelenek ile bireyi, insanı anlayamazsınız. Neyi anlamak? Bireyin içinde bulunduğu tarihsel ve kültürel şartları belki dikkate almamız lazım. Bu da şu demek, yani dindar olan insan içinde bulunduğu kontekste kurduğu çoğulcu ilişkiler, kimlerle yaşadığı, ilişkilerinin niteliği, bütün bunların hepsinin birlikte alınması halinde ancak o dindarlık tecrübesinin anlamlı bir şekilde yorumlanacağı ve anlaşılabileceği söyleniliyor. Şimdi tabii postmodernite, yani birey etrafında olup bitene sadece bir seyirci midir? Ya da bizzat olan biteni gerçekleştiren bir aktör müdür sorusu bu noktada çok önemli. Modern dönemde bireyin özgürlüğüne, özgür iradesine çok ciddi vurgu yapıldı. Aynı zamanda postmodernitenin iddia ettiği gibi birey içinde bulunduğu sosyal ve kültürel şartlar bağlamında anlaşılmalı. Ama birey bunu yaparken sadece birey içinde bulunduğu kültürel ve sosyal şartların şeyi değil, seyircisi değil, pasif bir alıcısı değil. Aynı zamanda özgür iradesiyle o şartları değiştirebilen, yönlendirebilen, müdahale edilebilen bir aktör, bir özne olarak da tasavvur ediliyor. Bu dini açıdan şöyle bir şey anlamına da geliyor aslında. Yani birey dini bir kontekste dinin her dediğini yapan pasif bir alıcı konumunda değil. Birey aynı zamanda ne yapıyor? Dini hayatı şekillendiren, yönlendiren, içinde bulunduğu kontekste müdahale edebilen bir aktör olarak anlaşılması şeklinde bir durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi tabii modernitenin ve postmodernitenin dinin
işte gerçeklik, işte bireyle ilgili yaklaşımları, gelenekle ilgili yaklaşımları, bu bağlamlarda önemli sorular ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu sorular, yani modernite, postmodernite, din arasındaki ilişkinin ortaya çıkardığı bu çok yönlü, köklü sorular, bu problemler, tabii kendisiyle beraber bir takım tartışmaları, bir takım yeni gündemleri oluşturuyor. Yalnız tabii ortaya çıkan sorulara, gündemlere farklı açılardan yaklaşmak mümkün. Ancak şu bir gerçek, içinde bulunduğumuz mevcut durumda moderniteyi, postmoderniteyi ve günümüzün bu artık ultra teknolojik dünyasını, siber dünyasını ihmal ederek, görmezden gelerek bir dindarlık tecrübesinin olmayacağını söyleyebiliriz. Teşekkürler.